Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü gezi rotamız Çeşme Kalesi. Tekrardan hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Evet, Çeşme'ye de geldik arkadaşlar. Hemen Çeşme Kalesi'nin önündeyiz. Ne kadar ihtişamlı. Çeşme'nin en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden olan Çeşme Kalesi, 2. Beyazıt döneminde 1508 yılında Mimar Ahmetoğlu Mehmet tarafından inşa edilmiştir arkadaşlar. Çeşme Kalesi oldukça iyi korunarak günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Çeşme Kalesi'nin içinde Çeşme Arkeoloji Müzesi bulunmaktadır. 1965 yılında silah müzesi olarak hizmete açılan müzede ilk olarak Topkapı Müzesi'nden getirilen silahlar 1984 yılına kadar sergilenmiştir. Haydi bakalım. Oo Gülen. Kaleye de giriş yaptık bakalım. Şurayı gezelim önce, gel. Neymiş? Osmanlı-Rus Deniz Savaşı Holü. 1770 Çeşme Osmanlı-Rus Savaşı. Müzede sergilenen silahların zamanla oksitlenmesinden dolayı silah müzesi kapatılarak yerini Etreya, Alaçatı, Kalemburnu ve Çeşme bölgesindeki kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan tarihi eserlerin sergilendiği bugünkü müzeye devretmiştir. Bak, buralardan Gülhan top atılıyordu. Gördün mü? Bak, şu toplar atılıyordu. Evet, düşman geliyorsa düşmana saldırıyorlardı. Marina da buradan ne kadar güzel görünüyor. Hadi oraya girelim. Hadi bakalım, oda oda geziyoruz şimdi. Osmanlı-Rus Deniz Savaşı salonuymuş burası. Müzede yer alan Osmanlı-Rus Savaşı sergi salonunda Deniz Savaşı'na ait haritaların yanı sıra savaşı anlatan kitaplar, bayrak ve madalyalar, kısaca savaşa dair pek çok belge yer almaktadır. Gördün mü Gülhan, Deniz Savaşı salonuymuş burası. Bak, böyle gemilerle savaşılıyormuş. 1770 Çeşme Deniz Savaşı'nda yanarak batmış. Yanarak batmış bu. Ne kadar güzelmiş. Değil mi? Osmanlı savaş gemisi. Aa, savaş gemilerine ait. Böyle güzel fotoğraflar var. Osmanlı Levent kıyafetiymiş bu da. Evet, buraya geçiyoruz şimdi. Çeşme Deniz Savaşı'nın etkileri anlatılmış burada. Aa, anne baksana, Çeşme Kilisesi, Rusya'daki Çeşme Kilisesi. Çeşme sütunu Rusya'da. Çeşme Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettiğinizde 126 adet etnografik, 320 adet arkeolojik eser ile birlikte 31 adet sikkenin de dahil olduğu toplam 477 adet tarihi eseri bir arada görebilirsiniz. Tarihte Çeşme'nin Urla, Seferihisar ve Sığacık gibi kıyıya yakın ve aynı zamanda düşman saldırısına uğraması mümkün, aktif bir liman olması, ayrıca bu bölgede herhangi bir savunma tesisinin bulunmaması Çeşme'yi Venedik saldırılarına açık hale getirmişti. Çaka Bey. Onun heykelini yapmışlar. Batı Anadolu'da ilk deniz filosunu kuran Çaka Bey'in heykeli arkadaşlar. Anadolu Türklerinin ilk deniz zaferini Çaka Bey sayesinde. 1472 senesinde ciddi bir saldırıya uğrayan Çeşme ticari açıdan bu durumdan etkilenmese de 1499'da Venedikliler ile Osmanlı arasında başlayan savaş sırasında bir ikinci saldırıya daha uğrayan bölgenin güvenliğini sağlama konusunda tedbir alınması gerektiği kesinleşti. Arkeoloji salonu, cam kaplar. Seramik nasıl ortaya çıkmış?
anlatılıyor. Pişmiş toprak kaplar. Müzede ayrıca pişmiş topraktan yapılma tanrı ve tanrıça heykellerinin yanı sıra büst, mermer heykel, gümüş ve bronz sikkelerin bulunduğu müzede Ildırı yani eski adıyla Etria antik şehrinde yapılan kazı ve yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen gerek askeri ve gerekse de sivil yapılarda sergilenmektedir arkadaşlar. Bölgeyi korumak ve aynı zamanda savunmak adına başlanan kale yapım çalışmaları 1508 ile 1509 yılları arasında tamamlandı. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de izlerine rastlanan kale başlangıçta denize sıfır olarak inşa edilmiş olsa da yıllar içerisinde deniz doldurulduğundan önünde yol bulunan kale sağlamlığını halen daha korumaktadır. Ne kadar güzel mozaikler ortaya çıkıyormuş. Pişmiş toprak kaplar. Aa Gülhan bak bizim sevdiğimiz gibi takılar. Daha o zaman da modaymış bunlar mı? Eskiden de takı takıyorlarmış. Arkadaşlar çeşmenin her yeri güzel esiyor. Ve bu kaleye de çıktığınız zaman böyle özellikle kulelere bayağı yukarılara kadar çıkartıyor baksana. Kalenin güneyine denk düşen giriş kapısı Osmanlı mimarisi özellikleri taşımaktadır. Kale askeri özelliğini Kırım Savaşı'nın ardından kaybetmiştir arkadaşlar. Çeşme Kalesi 1770 yılında olan Osmanlı-Rus Savaşı'nda büyük bir oranda zarar görmüştür. Umur Bey. Resim yaparım. Umur Bey salonu. Mermer heykeller. Değil mi? Salon çok güzel. Mezar stili. Ay bu ne kadar belirgin. Yani onu iyi olursan. Burası da meydanı görüyor arkadaşlar. Kalenin etrafında bayağı dolaşılabiliyor arkadaşlar. Ama marinayı da muhteşem görüyor burası. Çeşme ayaklarınızın altında. Bu taraftan arkadaşlar Barbaros Kulesi oluyor işte şu gördüğünüz. İki kule karşılıklı. Arkadaşlar, Çeşme Kalesi'ne açıkçası bayıldım. Çok güzel düzenlemişler. Çok temiz ve çok rahat gezebiliyorsunuz. Gayet de korunaklı. Bazı kalelerde olduğu gibi böyle düşme tehlikesi yaşayabileceğiniz noktalar yok.
çok güzel ve çeşmenin de üstten güzel manzarasını, bütün limanı, bütün marinayı harika bir şekilde görüyor. Kesinlikle çeşmeye gelirseniz bu kaleye çıkmanızı tavsiye ediyorum. Kaleyi de gezmek istiyorsanız arkadaşlar, yarım saatlik bir süre yetmeyebiliyor. Biraz daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor kaleyi tamamen ve rahatlıkla gezebilmek için. O yüzden Çeşme Kalesi'ne özellikle bir saatinizi ayırmanızı tavsiye ediyorum daha rahat gezebilmek adına. Evet, böylelikle de arkadaşlar sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.